hayatı vardı. 10 yıla 4 fakülte ve 0 diploma kazandı. Yazılım firmasında proje mühendisliği yaptı. Ardından Çin'de motosiklet ve yedek parça firmasının üretim ve kontrolünü yaptı. Fakat onun asıl isteği dünyayı gezmekti. Kendi adı hiç bilinmeyen yerlerde. Güneş Aktör'ün bu hayaline kavuşmasını ve anlatacak birçok hikayesini dinleyeceğiz. Şu an biraz heyecanlı, kusura çünkü çok fazla bir topluluk önünde konuşmakla ilgili pek bir deneyim yok. O yüzden daha çok arka arkadaşlık olacak. Umuyorum. Biraz daha önce geleceğim. 2011 yılında bir yolculuğa çıktım. Benim için biraz dönüm noktası oldu. Sırt çantamı aldım ve sadece insanları tanımaya, dünyayı tanımaya çıktım. Çok ciddi bir amacım yoktu. Hani şunu yapayım, şöyle yapayım ya da şu yoldan gideyim, buraya varayacak bir amacım da yoktu. Yol nasıl giderse diye yola çıktım. Ve çok ilginç olaylar geldi başıma. Yürüyerek 5 ülke gezdim. 1000 km yol geçtim. İşte bir yelken tekneyle 7 metre bir yelken tekneyle okyanusu geçtim. Venezuela'da yağmur ormanlarında 2 ay boyunca oradaki yerlerle birlikte yaşadım. İşte Brezilya'da Amazon ormanını otobüsle geçtim. 8-50 saatlik bir otobüs yolculuğu sonunda. Ve bütün bunları açıkçası çok ciddi bir destek ya da maddiyat olmadan sadece olayların gelişiyle karşıma çıkıyor, başıma geldi diyebilirim. Burada sizi şeyle sıkmak istemiyorum. Hani şunu yaptım, bunu yaptım, şunu yedim, bunu gördüm demekle sıkmak istemiyorum. Size anlatmak istediğim uzun süreli yolculuk ve uzun süreli yürüyüş üzerine hislerim ya da bana kazandıkları ya da benden aldıkları olsun istiyorum. İlk yola çıktığım dediğim gibi herhangi bir amacım yoktu, herhangi bir hedefim de yoktu. Ve yola çıkış mottom da eğer varacak yerim yoksa ya da varacak bir noktan yoksa kaybolmazsın oldu. Nereye gittiğini bilmiyorsan kaybolmazsın deyip durdum açıkçası. Ve gerçekten de hiç de kaybolmadım. Teknik olarak. Açıkçası. Yolda Sırbistan'da Ocak ayında yani yola çıktım ve tabii kış vakti Sırbistan, bu Balkan'dan gelen soğuk havanın geldiği yere gitmiş olduk. Onda uçak bileti sadece oraya vardı bir Ocak'ta, o yüzden Sırbistan gidildi. 3 ay boyunca Sırbistan'da bir Rudnik Dağı'nda bir köy evinde kaldım. O da gönüllü hizmet yaptım. İşte günlük işler, odun kesmekti, işte su taşımaktı. O tür işlere yardımcı oldum ve -30 derece var, işte 3 metre, 3,5 metre kar ve bir İzmirli'nin Balkan soyuyla mücadelesi yaşandı. İşin komik, İzmir olarak da gayet tembel bir insanım nevazımdım açıkçası. Ama orada biraz da kendimle savaşımı yaptım. Çünkü bir yandan tembellik ağır basıyor. Bir yandan benim ne işim var burada, bu kadar soğukta niye bunlarla uğraşıyorum diye kendimi kızıyorum. Bir yandan da imkanlar dairinde çıkabileceğim bir yer değil yani. Öyle bir kar yaşı ve öyle bir yer dedim ki, yani ana caddeye gitmek imkansızdı. O karla elbise beklemek zorunda dedim. O yüzden dedim, mecbur kalıp ve ne yapabileceğimi görmek benim için büyük bir başarı, kişisel bir başarıydı. Ya açıkçası bana birisi bak böyle böyle bir şey yapman gerekir dese çok da umursamazdım ama içinde bulunca mecbur kalınca biraz da isteyerek, severek ve kendi isteğiniz orada olunca sanırım yapılacak bir şey yok. Kaldığım komünde sadece ben vardım ve bir yazar, Boyuz Derman Nişanlı bir Sırp yazar var. 35 yıldır orada yaşıyor zaten. Ve orada Fransa'dan Sırbistan'a kadar yürüyerek gelen Sandrin adlı eski kız arkadaşım diyor. Sandrin'le tanıştık. Onun benden işte bir yıllık bir macerası var. Fransa'dan Sırbistan'a kadar yürüyerek gelmiş. Bu arada yürüyerek derken gerçekten yürüyerek. Bir yıl mı? Bir yıl, evet. 12-13 ay süren bir yolculukla geldi. Ve gerçekten yürüyerek derken bunu pek fazla anlamak pek kolay olmuyor. Gerçekten yürüyerek adım adım. Herhangi bir araç, bisiklet, otostop vesaire falan kullanmadan. Ve bir sürü zaman yağmurda, çamurda araçlar durduğu zaman hani sizi alanı götürelim diye yok hayır biz yürüyoruz deyip böyle biraz da sarp bir şekilde böyle yürümeye devam ediyoruz. O yola devam ediyoruz. Ve Sandrin'le birlikte yürümeye karar verdik Sırbistan'da. Ve hedef Arnavutluk'tu. Bunun da çok basit bir sebebi vardı. Benim Tiran'da bir arkadaşım var, İzmir'den tanıdığım.
standına dedim ki hani kış vakti gidelim Tiran'da arkadaşımın yanında takılırız hem yani biraz vakit geçiririz hem yani işte yatacak yer parası da vermeyiz. Tiran'a gidelim dedim. Standına yürüyerek gidersek olur dedim. Benim de vaktim var çünkü yapacak işim yok. Cebimde çok da fazla param da yok açıkçası. Yani neden olmasın dedim yani klasik why not derler ya yabancılar. Neden olmasın diye yola çıktık. Ve yolculuk öyle başladı, ilk yolculuk öyle başladı. Tamamen doğaçlama şeklinde. Elimizde haritamız var. Ve haritadan gideceğimiz yerleri çok da bilmeden ne kadar ufak yollar varsa, köy yolları varsa ya da dağ tepe varsa oralar daha güzel edilir, daha eğlenceli diye. O şekilde bir rota çizdik yol kendimize. Çoğunlukla da zaten sonra Bağdat bulunur mantığıyla hareket ettik ve gerçekten bulunabileceğine inanıyorum şu anda. Sizden bir dakika isteyeceğim şu teknik meseleler konusu için. Size önce kısaca bir arkadaşlarım için hazırladığım bir videom var. Bu yürüdüğümüz süreyi ufak bir tanıtan. En azından fikriniz olur diye görsel anlamda. Nereden geçtik, başımıza neler geldi diye. Yalnız sesimiz yok ya. Yani. Çok güzel bir yüzümüz var bunun altında ama. Ses konusunda... Yola çıktığımızda yürümek fikri gerçekten ilginç bir fikir. Benim çıkış noktam 800 yıl önce yaşayan hepimizin bildiği Evliya Çelebi oldu açıkçası. 800 yıl önce bizim topraklardan böyle seyyahların seyyahı birisi çıkıp bütün bu Akdeniz coğrafyasını dolaşmış ve şu anda bile onun yazdığı kaynaklardan biliyoruz biz bu insanların nasıl yaşadığını ya da o zamanki kültürün ne olduğunu, şehirlerin nasıl olduğunu. Ama onun üstüne 800 yıl boyunca bizim topraklardan bir Evliya Çelebi daha çıkmamış. Bu beni gerçekten üzen bir konuydu. Çünkü ben çocukluğumda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okuyarak bildim diyebiliyorum. Okudukça da şey, ben de gideyim göreyim, ben de öğreneyim, ben de bileyim hissiyatı kapıldı biraz. Biraz egosal bir durum ama. Ve 800 yıl önce bu yapıldıysa şu anki teknolojiyle, elimizdeki teknolojiyle bunu yapmak çok daha kolay aslında. İnanılmaz kolay. Çünkü haritalarımız var, GPS'imiz var, internetimiz var. İnsanlar arası iletişim çok daha kolay. Dil sorunumuz yok. Bir sürü avantajımız var ve 2013 yılında uzay çağında insanlar Mars'a robot yollayabiliyorken niye biz 1000 kilometre yolu yürümeyelim diye yola çıktık. Fakat şöyle bir ilginç durumla karşılaştım. Daha önceden dağcılık deneyimim var, kamp deneyimim var. İşte haftalık ya da hafta sonu için bir sürü yere gidip geldim, zirveler yaptım. Ama uzun yolu yürümek gerçekten çok farklıymış. Onu da yolda öğrenmek zorunda kaldım. Bir kere çok sıkıcı. Açıkça söyleyeyim, hani heveslenen arkadaşlar varsa kesinlikle bilsinler ki inanılmaz sıkıcı bir deneyim. Çünkü çok yavaş yürüyorsunuz, 4 km hızla yürüyorsunuz, bazen uçuluyor. Ve yürürken gözünüzün önünde gördüğünüz bir yapı, köprü olabilir, bir baraj olabilir, bir dağ olabilir. Onu saatlerce aynı görüntüyü görerek yol alıyorsunuz. Yani görüntünüz değişmiyor.
arabayla ya da bisikletle seyahat edermiş gibi değil. Etraftaki hiçbir şey, etraftaki her şey çok yavaş hareket ediyor. Ve sürekli detayları görebiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Ve bu fiziksel zorluğun yanında ruhsal zorluğu çok fazla. Çok sıkıcı, kendinizle baş başasınız. Tamamen kendinize sorgulamalara gidiyorsunuz. İşin böyle bir boyutu da var ve yanınızda özellikle birisi varsa konuşacak çok büyük bir şeyiniz olmuyor. Çünkü 24 saat yan yanasınız ve sabah ne oldu biliyor musun diye konuya başlayınca evet biliyorum diyor. Bu yüzden de hani yanınızda birisi varsa iş daha da sıkıcı hale gelebiliyor. Tek başınaysanız ben burada ne yapıyorum, niye buradan gidiyorum ya da benim ne işim var burada diyebiliyorsunuz. Ve işin teknik kısmı da taşıdığınız malzeme. Fotoğrafları görüyorsunuz. Şu an gördüğünüz fotoğraf bir insana çekilmiş. Bu fotoğraflar bir insana çekilmiş fotoğraflar. Karkış kıyamet etrafı görüyorsunuz ve bu fotoğraftan bir hafta önce biz şort ve tişörtle dolaşıyorduk. Bu yüzden 5 mevsim malzeme taşımak zorundaydı. Bu 23 kilo ağırlık demek sırtınızda. Gittiğiniz yeri bilmiyorsunuz. Başınıza ne gelecek bilmiyorsunuz. Gittiğiniz yerde çadır kurabilir misiniz? Yatacağınız zemin nasıl olur? Onu bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmeden yola devam ediyorsunuz. Tam bir belirsiz ve tam bir her gün ayrı bir nasıl derler? Heyecan evet. İnanılmaz bir heyecan. Ve bir nevi şans oyunu oynuyorsunuz gibi bir durum var. Çok ciddi durumlarla karşılaştık. Bosna özellikle. Vişegrad'dan Ustupraç'a giderken yol öyle bir kanyon yolu ki kesinlikle duracak bir yer yok. Sadece bir ana yol var, dağ var ve yan taraf uçurum. 30 küsur kilometre yol, 38-39 tane tünel var yolda. Hava çok güzeldi ama bütün yolu tünellerin içine geçirdik ve sürekli kamyonların geçtiği bir yol. Ve o yolu tek seferde yürümek zorundaydık. 30 kilometre yolu yürümek, sabah 7'de yola çıkıp akşam 9 gibi durmak demek. Arada çok fazla mola vermeden. Bunlarla başa çıkıyoruz ve bunları yoldayken anlıyorsunuz başınıza bunun geldiğinde. Önceden bilmiyorsunuz öyle bir yol olduğunu. Ve sürekli bir mücadele hali var. Sürekli bir mücadele hali var. Ve bu mücadele bir yandan sonra, bir süreden sonra yolda mücadele eden çıkıyor ve kendinizle mücadele içine giriyorsunuz. Özellikle kaybolduğumuz noktalarda, dağlarda, trafika yollarında işte genelde yol ikiye ayrılır. Bu genel bir kural gibi bir durum. Yürüdüğünüz bir yol vardır. Normalde şehirlerde bir ana cadde olur ve sağa ve sola tali yollar ayrılır. Dağda tepede yürürken genelde bir patika oluyor ana patika ve o ana patika bir anda ikiye ayrılır sağa ve sola. Haritada yeriniz bizi bilmiyorsunuz, GPS'iniz çalışmıyor ve bir yerini seçmek zorundasınız. Ve bütün bu olaylar sürekli yaşandığı için seçim yapmanın ne demek olduğunu öğrendim diyebilirim. Size ufacık bir ipucu vereyim. Seçim yapmak aslında vazgeçmek oluyor. Çünkü iki yön vermiş bir yol var. İkisinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir şekilde seçim yapmak zorundasınız ve biz yazı tura atıyorduk. Sağ taraf yazı, sol taraf tura ilerlemek için. Ve bu şekilde yola devam ettik. Ve bir tarafı seçerken diğer taraftan vazgeçmiş oluyorduk. Ve vazgeçtiğimiz için neden vazgeçtiğimizi asla öğrenemedik. Ve niye o tarafı seçtiğimizi de asla bilemedik. Hangi yolun daha iyi ya da daha kötü olduğunu da asla öğrenemezdik. Çünkü geri dönüp diğer yolu seçme şansımız hiçbir zaman olmadı. Ve bu yüzden seçimlerimizin karşılığında başımıza ne geliyorsa onu yaşamak durumunda kaldık. Bu biraz da hayatın mesele oldu benim için. Çünkü hayatta da aynı şekilde sürekli bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Ve biz aslında seçiyoruz derken bir yandan da bir şeylerden vazgeçiyoruz. Bu yarın bir gün karşınıza çıkacak. İş seçerken, aile kurarken, sevgili seçerken, yiyeceğiniz bir yemeği seçerken. Bu yüzden seçim yaparken neden vazgeçtiğinize bakın diye ufacık bir önerim olabilir. Vazgeçtiğiniz şey seçmek istediğinizle birbirini dengeliyor mu, dengelemiyor mu ya da değer mi, değmez mi? Seçiminizi ona göre yapın diyebilirim. En azından uzun yolculuğun bir hikayesi olsun açısından. Yolculuğun şöyle bir ilginç durum var. Çok uzun süre yolda yürüyünce başınıza sürekli ne geleceğini bilmediğiniz için artık elinizde ne varsa, karşınızda ne geliyorsa onunla idare etmeyi öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Sırtınızda yemeğiniz var. Yemek 2 gün ya da 3 gün yetecek kadar yemeğimiz var. Ama biz 2-3 gün içinde tekrardan bir bakkal ya da bir market ya da bir yerleşim yeri bulup bulmayacağımızı bilmeden yürüyoruz. Suyumuz var. 3 litre, 4 litre su var. O su belli bir saat idare eder sizi ve suya çok fazla ihtiyacımız var. Ve bir sonraki su kaynağı nerede asla bilemeden yola çıktık.
bir şekilde bulunuyor ama. Çok böyle karamsar olmak istemiyorum. Susuz kaldık en fazla birkaç saat. Sonra bir çoban denk geliyor ya da bir su kaynağı denk geliyor. Bir şekilde bulunuyor. Yani şey, çok fazla bir sıkıntısı yok. Ve işin en güzel tarafı da bu çok ilginç fotoğraftır. Dağın tepesinde Ağustos sıcağında yürürken gölgeli bir yer bulamadık ve kendimiz bir gölge icat etmek zorunda kaldık. Öyle sıkıntılar buluyor. İşin en güzel tarafı da uzun yol yürüyüşler. Çok ilginç insanlarla karşılaşıyorsunuz. Çok ilginç yerler gördük. Kesinlikle aracın çıkamayacak köylerden geçtik. Sadece yürüyerek gidilebilen ya da sadece eşek gidilebilen köylerden geçtik. Ve insanlar orada bizi görünce açıkçası yolumuzu kaybettiğimizi düşünüyorlardı. Ya da kaybolduğumuzu düşünenler çok var. Bize ana yolu gösteren ya da arabasıyla bizi ana yola götürmeye çalışanlar da çok oldu. Ve ben hepsine şeyi anlatmaya çalıştım. Yani benim kaybolmamın imkanı yok çünkü ben zaten nereye gittim biliyorum. Ve sordukları zaman ne işim var burada diye seninle tanışmaya geldim deyip bir espri yapıyordum. Çok da fazla ilk etapta anlamasalar da yani beni senden anlatıyorsun gibi bir tepkiler oluyor genelde. Mesela araçla seyahat edildiğinde bu köy, kasabada herhangi bir şehir de olabilir, fark etmez. Araçta her yeri transit geçersiniz ve varmak istediğiniz noktaya varırsınız. Ve aradaki süreç sadece boşa geçer. Ve siz o arada neler kaçırdığınızı asla bilemezsiniz. Bunu öğrenmek için yürümek zorundasınız. Bunun başka bir şansı yok. Bisiklet de burada ayrı. Bisiklet de bir araçta ve araçla hareket ettiğiniz anda o bazen zevk olan geçen noktada ne olup bittiğini ya da ne var olduğunu öğrenemezsiniz. O yüzden adım adım seyahat ederken karşılaştığımız insanlara ben seninle tanışmaya geldim, araçla geçtim, seni asla tanımayacaktım dediğim anda o güzel bir gülümseme oluyor ve o insanların hayatına dahil olmak çok zevkli oluyor. Çok ilginç hikayelerle karşılaştım. Uyuşturucu kaçakçısının evinde de kaldık. Çok güzel bir villası vardı, harika. Jacuzzi de oldu herhalde acaba. Gayet güzel. Hırsızların evinde de kaldık. Adam böbrekler araba... Duruyor. Efendim? Böbrekler duruyor mu? Duruyor, duruyor. O konu anlaşma yaptık önceden. Sen böbreklerin çok sağlam olduğunu düşünüyordun. Bir hırsızın evine de kaldık. Adamın işi araba hırsızı ve teyip hırsızdı. Adam işin incelikleri falan anlatıyor diyor açıkçası yani. Ve komik bir konuşma geçti aramızda. Bak dedim bizim çantalar burada, çalmak istiyorsan çalabilirsin falan. Şöyle bir tarttı, ya dedi 20 kilo kirli donu ben ne yapayım dedi. O yüzden de şey sıkıntısı yok. Genelde herkesin aklına gelir güvenlik sıkıntısı. Sırtınızda çantaları eziyet çekerek yürüyorsanız